كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ne oluyor dünyada? Müslümanların yaşadığı topraklarda ne olup bitiyor? Bu kargaşalar neden böyle, ne zamana kadar ve neden böyle? Neden? Bu soruların siyasetçilere göre cevapları var. Sosyal bilimcilere göre cevapları var. İslam alimlerine göre cevapları var. Şüphesiz. Ama bunun cevabını biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinden düşünerek çıkaralım. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametten söz ederken buyuruyor ki, ilim kalkmadan, depremler çoğalmadan, zamanın bereketi gitmeden, fitneler çıkmadan, ölümler çoğalmadan, malınız bollaşmadan kıyamet kopmayacaktır. Demek ki kıyametin kopma süreci diye bir süreç var. Dünyanın sonuna yaklaşma diye bir şey var. Gaib bilgileri bize getiren, Allah'tan alıp bize veren Peygamberimiz ifade ediyor. İnternetten kütüphanelere, basına, her yere kadar, cep telefonuna kadar Kur'an, hadis, fıkıh, tarih, bütün bilgiler avuç içi kadar bir cihaza doldurulma imkanı olan bir zamanda 20 yıl, 30 yıl namaz kılan insanlar sevi secde nedir bilmeden yaşayabiliyorlar. İslam'ın en önemli bilgilerini bilmemek garipsenmiyor bile. Onlarca ilahiyat fakültesi, yüzlerce İmam Hatip Lisesi ama Allah'ın hükümleri ortada yok. İlim kaybolmadan diyor. Depremler günübirlik olay haline gelmeden düşünüyoruz. Düşünmeye devam ediyoruz. Ve zaman bereketini kaybetmeden. 24 saat at arabası bile bulmayan insanlara bol bol yetiyordu. Şimdi 24 dakikada kadar kısır bir zaman yaşıyoruz. Fitneler çıkmadan, camide bile güvensiz, kendi evinde bile insanlar kaos yaşıyor. Ne oluyor bilmiyoruz. Ölümler çoğalmadan, günlük bir cenazenin bulunduğu şehirlerde onlarca cenazenin hiç insanların etkilenmesine gerekçe olmadan olup bitmesi. Ve ne oluyorun en önemli cevabı. Malımız bolluşuyor. Ölüyoruz. Deprem, cahillik ama mal bol. Bilet bulup köyünden İstanbul'a gidemeyenler özel arabalarla dünya turuna çıkabiliyorlar. Fakirliğin adı değişti. 3 yıldır arabasını değiştiremeyen insana fakir denir oldu. Mal yerini bulup saklayamayacağımız kadar çok, bereketi de yok. Dünyada ne oluyor sorusunun cevabıdır bu. Düşünebilenler için.